ama Instagram'da görüyorum ama şeyde görmüyorum sizi. Evet, birazdan arkadaşlar sizi webinar üzerinden de bağlayacaklar. Tamam, oradan görmüyorum. Sadece sesi biraz kısabilirseniz yankı yapmayacak. Çünkü iki farklı cihazdan yayın yapıyoruz. O yüzden yankı yapabilir. Şu an değil mi? Zannediyorum iyi. Tamamdır. Hı, harika. Şimdi ben kendim bir şey yapıyorum ama her tarafım bağlı galiba. Şöyle yaptım. Şimdi arkadaşlar bağladı sizi. Şu anda görüntüyü açtınız mı Muammer Bey? Görüntüyü göremiyorum yalnız. Evet, ben karanlıkta. Cihazınızdan zannediyorum şeyi açmanız lazım. Kendi bir dakika bakalım. Bir kamera görüntüsü var. Ona basmanız lazım ki görüntü olabilsin. Tamam. Evet, şu anda her iki ekranda da görünüyorsunuz. Tamam. Yalnız sizi biraz selamlamak için de, müsaadenizle Atilla Beyciğim tekrardan bir arada olmak güzel. Sağ olun. Bil mukabele. Sadece ses hala yankı yapıyor. Telefon ses tamamıyla kapalı. Arkadaşlar sadece webinarı açık bıraktılar. Telefon tamamıyla kapalı. Tamam. Tamamdır. Şu anda daha iyi misiniz acaba? Bence gayet güzel. Düzeldi. Evet. Tamam. Evet. Evet, değerli dostlar, değerli katılımcılar. Bir webinar ve Instagram yayınında da başladık. Birazdan ben de bunu kısayım da en az yankı yapsın. Bugünkü sohbetimizi aslında dün yapacaktık. Bugüne aldık. Ve bu söyleşinin bir özelliği filarmoni sohbetlerinin bundan sonra yaz dönemince ara vereceğimizi söylemek isterim. Sonradan tekrardan sonbaharda sezonun başlamasıyla beraber, filarmoni sezonunun yani müzik sezonunun başlamasıyla birlikte yeni konuklarımızla, yeni konularla birlikte olacağımızı söylemek isterim. Bu arada bugün çok değerli bir konuğumuzu hoş bulduk, çok teşekkürler. Webinar'da sesiniz gitti Atilla Bey. Görüntünüz de dondu yalnız. Muammer'e böyle konu ediyoruz. Filarmoni sohbetinde. Hoş geldin. Ben de. Belki zaman şeyi var galiba. Vardır ama. Aynı. Ben sizi duyabiliyorum. Zannediyorum takipçilerle sesimi alıyorlar. Sesimizi de alıyorlar. O yüzden bir sıkıntı görünmüyor. Siz beni duyabiliyorsanız tamam, başlayabiliriz. Şu anda duyuyorum tabii. Harikasınız. Peki, Muammer Bey hoş geldiniz tekrardan ve hemen başlayalım. Buyurun. Öncelikle tabii sizi tanımak isteriz. Takipçilerimiz, izleyicilerimiz, Muammer Bey kimdir? Sizin klasik müzikle bağınız nasıl oluştu? Bir de şöyle bir soru geldi bana tabii ilanı görünce. Müzik avcısı, bu ne demektir? Müzik avcısı ne demektir? hemen girelim onda. Hemen gir. Dediğim gibi ben esasında Beş Göbek İstanbullu bir ailenin evladıyım ve işte 57 yılında Bebek'te doğdum. Sonra ama hayat hem tahsil için Almanya'ya, ya Abusüresiz mezunuyum buradan. Sonra Almanya'ya gittim tahsil için. Oradan dönüşte de İzmir'de Avusturya Konsolosluğu 29 yaşındaydım o yıllarda. Teklif edildi. Onu da kabul edip 20 senede Avusturya'nın Fahri Konsolosluğunu yaptım İzmir'de. Ondan sonra artık İzmir'de beni oraya bağlayan hiçbir şey kalmayınca tercih ettim tekrardan vatanım diyerekten İstanbul'a geri dönmeyi. Müzik avcısı ismi nereden çıktı? Biliyorsunuz böyle 2. Mardin Biennale sırasında çok sevgili kuzenim Emine Uşaklıgil, Yasemin Pirinçoğlu'yla beraber gitmiştik. Art Travel diye bir şey vardı. O zaman yan kuruluşu vardı. Belki hala vardı. Ben takip etmiyorum. Benim cehaletim mazur görsün Yasemin izliyorsa.
o Mardin'e gittiğimiz zaman konular açıldı. Ben biraz döküldüm. Emine hemen Yasemin niye bir müzik seyahatleri düzenlemiyorsun Muammer'le deyince o yıllarda başladık. Ondan sonra ben Atilla Bey sizin tam tersinize yeni yerler, güzel yerler görmek için değil, güzel müzik dinlemek için, çok özel icralar dinleyebilmek için ya artistlerinin bir araya getirmesi çok zor ve çok büyük isimlerden müteşekkil performanslar veya kolay kolay sahnelenemeyecek eserleri avladığım için kendime müzik avcısı demek istiyorum. Yani düzenlediğim seyahatlerde üst üste iki kere aynı şehre gidebilirim, aynı memlekete gidebilirim. Yeter ki buradan beraberimde gelen dostlarıma 3500 kilometreyi boşuna teptirmeyeyim. Evet, peki. Şimdi müzikle ilginizi biraz daha açabilirsek... Tabii. Nasıl başladı? Doğal olarak geldi. Aile çok müzik meraklısı. Küçük yaşlarımda, o zamanlar tabii İzmir'de babamın işi dolayısıyla oturuyoruz filan. Annemin ufak bir plak koleksiyonu vardı. O zamanlar bilirsiniz o Philips kocaman mobilya radyolar. Onlar da tık 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 atar 78'likler ya da doğru dürüst 33'lükler de çalardık. Ama 33'lükler o zaman bugün bildiğimiz 33'lüklerden daha küçük çapta ve biraz daha da kalın yapılırdı. Valla 3 yaşındayım falan, daha okuma bildiğim yok, bir şey bildiğim yok. Git Grieg'in planı getir falan derlerdi. Ben gider bulur getirirmişim yani. Ondan sonra ve çok da severdim. Sonra o plakları kendim dinlemeye başladım 7-8 yaşlarında falan. Ve her gün o gün dinlediğim konçerto en sevdiğim konçerto haline geliyordu doğal olarak. Fakat ilginçtir, benim anneannem de büyük teyzem Latife Hanım da ikisi de müthiş güzel piyano çalarlardı. Ve tesadüfe bakınız, hocaları, ikisinin de hocası Liszt'in son talebelerinden. İstanbul'da yerleşmiş Macar asıllı Monsieur Hege anneannemin hocasıydı. Latife teyzenin hocası ise Rainer Maria von Rilke'nin kuzini Anna Grosser'di. Bunların bir Ajans Konstantinopolları vardı o zamanlar İstanbul'da karı koca. Yabancı gazetelere İstanbul haberleri yollanırdı payitahttan. Ondan sonra Anna Grosser de Liszt'in yetiştirdiği ve hakikaten Almanya'nın önemli konser piyanistlerinden biri olmuş bir hanımdı. Hatta bir hatıra kitabı da yazdı Latife teyzem de bir kapitel ayırmış onun içinde. Anneannemin ve üst katta da teyzem ve eniştem Profesör Nevzat Öke otururdu. Onlar da acayip müzik meraklısı oldukları için ama felsefede, şiirde, edebiyatta her şey konuşulan bir okul gibi bir evdi yani. Onların da gözetimiyle daha fazla müzik dinlemeye, konser kaçırmamaya, her cumartesi sabah konserlere giderdik. Ondan sonra yine aileden şanslıyım o bakımdan. Kadıköy'de, daha doğrusu Moda'da mı diyelim, Bahariye'de Süreyya Operası. Bunun banisi de benim büyük dedem Süreyya Paşa. Annemin babasının babası oluyor. Yani kaçınılmazdı benim için müzik. Siz zaten menbaından gelmişsiniz. Öyle söyleyebiliyoruz zannediyorum. Şimdi burada büyük annenizin kız kardeşi, yani büyük teyzeniz Latife Hanım, evet, sözü geçti. Burada hemen ben yani bilmeyenlere bahsetmek isterim. Siz büyük torunusunuz değil mi? Hani öyle geliyor herhalde. Yani büyük yeğen diyelim. Çünkü ya anneannemden dolayı, anneannemin ablasıydı Latife Hanım. Oradan torun yeğen filan. Ama çok yakındı. Gibi, evet. O kadar yakındı ki peki, anlatamam size. Muammer Bey, Latife Hanım sözü açılmışken şunu da sormak isterim. Siz muhtemelen duymuşsunuzdur. Atatürk'ün klasik müzikle olan bağı... Çok bağ var. Şöyle konusunda zaten yani bunu neler duydunuz annenizden ya da teyzenizden? Özellikle mesela Sofya'da Ataşe Militer'ken
malum Carmen operasına gidiyorlar ve oradan çıkışta ah diyor, bizim memleketimizde de bir opera açıldığı zaman medeni olacağız diyor. Latife teyzemden de o akşam mesela yemeğe hangi sefiri çağırdılar? Rus sefirini mi çağırdılar? Piyanoda Rus müzikleri çalmasını rica edermiş. Alman sefiri mi var? Alman edebiyatından eserler seçilirmiş çalınmak için piyanoda falan. Çünkü gerçekten çok çok iyi bir piyanist olduğu için Latife teyzem problem değildi onun için. Hatta Anna Grosser'in hatıra kitabında, bu Türkçe'ye de çevrilip basıldı bu arada. Eğer diyor dünyanın görüp göreceği en büyük liderle evlenmeseydi müthiş bir Beethoven piyanisti olurdu diye bir cümle var içinde. Evet, ne güzel, bunlar çok hoş saptamalar. Peki, sağ olun paylaştığınız için, çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Peki efendim, şimdi Muammer Bey, siz aynı zamanda günümüzde Türk müziğini, klasik Türk müziğini iyi takip eden, iyi bir dinleyicisiniz. Aynı doğrudur. Zamanda yorumlarınız da var. Fakat aynı zamanda bir başka özelliğiniz daha var sizin. O da eğitime ve gençlere verdiğiniz destek ve katkı. Örneğin elden geldiğince gibi, hakikaten yani tabii maddi güç insanlarda sınırlı ama ona da elimden geldiği kadar yardımcı olmaya, destek olmaya çok gayret ettim. Çok önemli büyük sanatçılarımıza, bugün büyük sanatçılarımıza elimdeydi. İzmir Operası'ndan tenor Levent Gündüz'de gittiğimiz iki şeyi hiç unutamam. Bir tanesi Hermann Hesse'nin doğum yeri olan Bad Wildbad, Stuttgart yakınında. Orada bir Rossini Festivali yapılır. Pesaro'yla kardeştir o festival. İlk oraya gittiğimiz zaman Levent de bayağı bir ilgi görmüştü orada. Biz bir baritonla tanıştık. Luca Salsi adında bir bariton. Bugün Filioccio dediğim, yani adopted dediğim bir çocuk, o kadar yakın bana. Benim bir katkım olmadı da İzmir Operası'na getirebildim ve ona dedim ki bu seni afford edebilmek için son şansın. Bu paraya sen bir daha hayat boyu hiçbir yerde söylemezsin. Bugün Metropolitan Operası, dünyanın bütün önemli operaları her yerde ve Il Grande Luca diye anılıyor İtalya'da, Büyük Luca diye anılıyor. Bu ikinci önemli olayımız Operalia, Placido Domingo ile dostluğumu getirdi bana. O kadar mutlu olmuştum ki 2003 yılındaydı. Operalia'nın 10. yılıydı ve Levent orada finale kaldı. 10 kişi için. 46 kişi başladılar. 26'sı tenordu o zaman. Orada finale kaldı mesela. Ve çok da ilgisini çekti Placido Domingo'nun. Ben sana bir şey açıkladım. Nasıl hemen anlayıp da yapabildin? Çok üstü kapalı söylemiştim gibi bir şeyler. Çok piyanist dostum var. Hakikaten Türk arkadaş, Türk sanatçılarının hepsi, hele yetişen gençler inanılmaz bir şeyle geliyorlar, dağarcıklarla geliyorlar. Burada Eskişehir'den çok ağırlık var. Bir tanesi bugün çıktığı, mezun olduğu okulda hocalık yapan Gökhan Aybuluz ki kimseye nasip olmamıştır. Yani çok az insana verirler o payı. Kırmızı diplomayla mezun oldu Moskova Çaykovski Konservatuvarı'ndan. Müthiş bir hocası vardı. Onu da tanımak şansına eriştim. Naum Startman diye, maalesef hiç kimsenin bilmediği ama o zaman Rusya'sında pasaport, vize verilseydi ne Sviatoslav Richter biliyorduk ne Vladimir Ashkenazi biliyorduk. Herkes Naum Startman diye yatıp kalkacaktı yani. Ki bu üçü de çok iyi arkadaştı. Ne hikayelerini dinledim onların. Gökhan'ın yanında genç kuşaktan, oradan yine Eskişehir'den Özgür Önaldı var. Ankara'dan İlter Vurucu var. Bunlar benim özellikle İlter Mozart çalışıyla çok etkiledi. Aydın Üniversitesi'ne piyano bölümünü açan bir arkadaşım Özgün Gülhan var. Yani gençlerimiz fırtına gibi gidiyor. Evet, ne güzel. Bu destekleriniz çok kıymetli.
Peki Türkiye'deki eğitim konusundaki düşünceleriniz nedir? Türkiye'deki müzik eğitimi ve gençlerin önünün açılması ile ilgili yani, neler söyleyecek? Bu konuda belediyeler, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, çabalarını nasıl görüyorsunuz? Şimdi müsaade ederseniz yetersizle başlayacağım ama açacağım tabii ki bunu. Hayatımda bir festivale en büyük desteği veren belediye olarak Mersin Belediyesi'ni gördüm. Mersin'deki festival bugün Türkiye'nin 4. büyük festivali falan diye geçer ama İstanbul, İzmir, Ankara arkasından Mersin diye geçer ama şapka çıkarmak lazım. Sivil kuruluş örgütlerinin düzenlediği, hiçbir yerden destek almadan oranın fedakar önemli topluma ait insanlarının, mesela Selma Yağcı gibi, Tülay Bardakçı gibi müthiş hanımefendilerin ve tabii ki bunun kurucusu Henri Atat'ın kızı Ayla Atat, bugün İstanbul'da yaşıyor. Bu insanların katkılarıyla o festival ayakta durdu. Eksik olmasınlar, başında da beni hep onur konuğu olarak çağırdılar. Çünkü Emre Elivar'ı orası bir manevi evlat kabul etmişti. Onunla çok sık gittik. Çok dünya çapında insanlar. Elina Garanca'yı tanıdım mesela. Yani daha doğrusu tekrar karşılaştım. Elina Garanca'nın ilk günlerini biliyorum. Onu da anlatacağım size. Müthiş bir sopranodur çünkü. Mezzo soprano. Akıl almaz bir kadın. Neyse dağıtmayayım. Şimdi bizde eğitim sistemi Atatürk'ün girişimiyle biliyorsunuz 1934'te Ankara'da konservatuvarın kuruluşuyla. Ama başına kimi getirdi? Paul Hindemith gibi bir kocaman adamı getirdi. Paul Hindemith bugün hala yani vefat edeli üstünden epey bir sene geçti ama Almanya'nın en önemli 20. yüzyıl bestecilerinden bir tanesidir. Ve Emre'nin, Schumann'ın ölümünün 200. yılı için Avrupa Radyolar Birliği'nin 50 radyosunun aynı anda naklen yayınladığı konseri için ben Steinway'in desteğini almak istedim. Ankara Radyosu'nda 3 tane Steinway var. 2 tanesini Hindemith, bir tanesini de arkasından gelen Erhard seçmiş. Hiç unutmuyorum, Berlin'de Steinway'e gittim. Bana yardım eder misiniz? Bu piyanoların elden geçmesi gerek dedim. Ondan sonra dediler ki valla yönetim kuruluna sokacağız, bilmem bunun çıkması 1,5-2 ay süre. Yapmayın dedim, Haziran ayında konser var, ortalık Mayıs başı falan. Ondan sonra baktım olmayacak. Neyse yine güzel dostluklar, İstanbul Festivali'ne her sene gelen çok kıymetli Alfred Brendel gibi büyük piyanistlerin şahsi akordörü Anton Daum yardıma yetişti. Anton, uçuyorsun Ankara'ya benimle beraber, ne lazım? Tamam, sırf yedek parçaları ödeyebilirsen tamamdır bu iş dedi bana. Ve yaptık onları. Çok Steinway'in bana verdiği cevap bu. Ankara'daki Hindemith'in seçtiği piyanolar için şeyimize, arşivimize baktık dediler. Bugüne kadar yaptığımız en iyi piyanolarmış. Yani bu çok önemli bir şey. Ve bunlar ikizdir. Seri numaraları birbirini takip eder. Biri sıfırla bitiyor, biri birle bitiyor. Ondan sonra yani Paul Hindemith'in kurduğu konservatuvardan bugün geldiğimiz yere bakarsak, ben kusura bakmasın kimse ama devamlı bir düşüş görüyorum. Yani tek tük çok iyi hocalarımız var. Mesela Mimar Sinan'daydı eskiden, şimdi Bilgi Üniversitesi'nde sanat sorumlusu olarak görev yapıyor. Ece İdil Soprano. Onun yetiştirdiği çocukların girdiği yarışmalardan derecesiz dönmeleri düşünülemiyor yani. Yoktu öyle bir şey. Siemens'in meşhur bir yarışması vardır. Ece'nin hangi öğrencisi girdiyse oradan ilk üçe girerek çıktı yani. Dediğim gibi Gökhan çok kıymetli bir hoca, aynı zamanda çok iyi bir piyanist olmakla beraber, ki konser piyanistliği ile hocalığı bir arada yürütebilen çok az insan biliyorum. Cihat, yani konservatuvara daimi bağlı olan insanları söyleyemeyeceğim. Bazı hocalardan koptum, bazıları da maalesef artık aramızda değiller.
Fazıl Say'ın da hocası, Muhyiddin Dürroğlu'nun da hocası Kamuran Bey gibi mesela Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden. Bunlar çok kıymetli hocalardı. Bugün onların efsafında çocukların önünü açan, ufuklarını açan tamam Mimar Sinan'da Iris Şentürker piyano, Onur Özkaya kontrbas ama bitiyor benim hazine burada. Maltepe Üniversitesi'nde Çiğdem İyicil var kurduğu. Evet evet o da var biliyorum. Çiğdem Hanım'ı da bilirim gayet iyi. Yani eşi Nuri Bey çok kıymetli insandı. Allah rahmet eylesin. Çok erken kaybettiğimiz bir kemancımız. Şimdi tabii Cihat mesela bir nevi eğitim programı yapıyor dememiz gerekir. Cihat Aşkın çok takdir ettiğim bütün şeyleriyle, aktiviteleriyle inanılmaz takdir ettiğim ve bütün o vakti nereden buluyor diye çok merak ettiğim bir insan. Caka diye genç çocuklarla kurduğu ve onlarla onları konsere alıştırmak. Burada en büyük eğitmen bana sorarsanız bir de Cem Mansur. Yani Gençlik Orkestrası, Milli Gençlik Orkestrası için verdiği savaşları biliyorum çünkü yakın dostluğumuz evlerinde hatta yani adadaki evlerinde tam bu yaz trafiğinde, Gençlik Orkestrası trafiğinde bir ay geçirmemi bile müsaadeledi bana. Yani o bütün bu çabaları gördüğünüz zaman diyorsunuz ki yani dışarıdan daha enteresan. Bakın mesela bu son Gençlik Orkestrası formasyonunda birinci keman olan gencecik kemancımız Aslı Ayben Özdemir bugün Lozan'da. Peki Lozan'a kendi kendine mi gitti? Hayır, tesadüfen bir konser veriyor dışarıda. Çok severim Lozan Orkestrası'nın müdürü Numa Bischof Ulman, o da çok yakın arkadaşım. Ama birinci kemanları Rus bir arkadaş. Ayben'i dinleyince ya sen nerede okuyorsun diyor ve derhal oraya kanalize ediyor. Bugün Lozan'da okuyor Ayben. İnşallah bir keman sorunu var. Onu da çözebilirsek harika olur. Buradan bir mesaj yollamış olayım dinleyenlere. Ondan sonra yani eğitim bir de ne için eğitim sorusunu getiriyor arkasından Atilla Bey. Bugünkü şartlar altında fiilen kanunu çıkarılmış ve kapatılmış devlet senfoni orkestralarımız, devlet opera balelerimizde sözleşmeli bile alınamayan sanatçılar okumak için ne yapacaklar? Ben size söyleyeyim yakından takip ettiğim için. Mesela çok değerli tenorumuz Levent Gündüz'den bilirim. O da hocalık yapıyor Yaşar Üniversitesi'nde. Diyor ki Muammer abi eskisi gibi ideal böyle idealist bir şekilde tahsile zaman ayıran konser vereyim diye yırtınan hiç kimse yok. Millet bakıyor iki şey kapsın, üç şey kapsın, gitarını eline alsın, bulduğu ilk barda sahneye çıkıp para yapsın. Buna döndü maalesef artık Türkiye'nin şeyi. Evet. Çok üzgünüm bu konularda ama giderek yozlaşıyoruz, cahilleşiyoruz, düşünmemiz engelleniyor. Yani böyle. Halbuki 1948 yılında Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü döneminde, Hasan Ali Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde çıkartılan bir yasa var. Harika çocuk yasasından bahsedeceksiniz. Evet. Çok bire... doğru. Şimdi biraz da orada özele gireyim. Benim dayım annemin ağabeyi bugün İsmet Paşa'nın erkek kardeşinin kızıyla evli. O bakımdan İsmet Paşa'nın da elini hayattayken öpmüş bir insanım ben. İsmet Paşa konser kaçırmazdı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda eğer bir resmi devlet kabulü yoksa, bir kendisi resmi bir seyahatta değilse her konsere giderdi. Kendisi de violonsel çalardı. Böyle, ve sağlığına rağmen böyle bir insandan bahsediyoruz. Hasan Ali Yücel bir efsane zaten. Çıkardığı edebiyat külliyatı yeter. Ben aşağı yukarı kızım kaç yaşında? İşte daha San Josef'e gidiyor. Lise 2'de falan olması lazım İzmir'de. Bir gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir mecburiyetim oldu. Çıkarken bir baktım
kitap standı kurmuşlar ve bütün Rus klasikleri var. Ay ben onları dedim ne büyük bir zevkle okumuştum. Hiç bakınmadan etmeden hepsini toplayıp aldım. Getirdim eve. Şimdi çocuk haftada en az 3 kitap okuyor. İkisi İngilizce bitiyor falan. Yani çok okuyan bir kızdır çünkü. Bugün 6 senelik Birleşmiş Milletler Vakfı'ndan sonra çok önemli bir NGO ile Washington'da çalışıyor. Baktım o kitapların kapağı açılmıyor. Kızım niye okumuyorsun bunları? Bak bunlar çok önemli kitaplar filan. Bakarım babacığım bakarım diyor. Bana da bir şey söylemiyor. Sonunda bir gün ben merakımdan 3 tanesini çektim. Nasıl bir Türkçe? Anlatamam size nasıl kötü bir Türkçe. Böyle bir külliyat nasıl yapılabilir? Kim çevirir bunları? Hiç mi okumadılar? Hiç mi görmediler? Kitapları ertesi günü topladığım gibi bir paket yaptım. Dedim ki Saint Joseph'e götürdüm. Bunu dedim sizin bir programınız var. Hangi okula uygun görüyorsanız lütfen gönderin bu kitapları ama bizim evimizde kalmayacak bunlar. Yani Hasan Ali Bey'in ben Avusturya'sını okuduğum yıllarda kütüphanenin eşiği aşındı benim girip çıkmamdan. Ve hep okuduğum tercümeler Hasan Ali Yücel'in külliyatıydı. Şimdi bu insanlarla bugünkü insanları katiyen kıyaslayamazsınız. Daha konuşacağız herhalde Filarmoni Derneği'nin kurucularından, yani Cemal Risre'nin yanında Allah rahmet eylesin Afif Tektaş. O insanların kültürüne kim yetişecek çok merak ediyorum yani. Evet. Peki konu oradan açılmışken 1950'lerden itibaren siz müziğimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Atilla Bey, biliyorsunuz bizde klasik müzik harekatı Atatürk'ün özendirmesiyle başladı. Ve tabii ilk kabul etmemiz lazım ki ilk yapılan müzik çalışmaları biraz emre itaat mı desek? Ama sonrasında giderek doğallaştı. Bestecilerimiz çok güzel eserler veriyorlar. Ben sağ olsun çok değerli dostum abim İlkay Bilgiş'in sayesinde ve eşim İhtar Bilgiş'in sayesinde Kıbrıslı Yalısı'nda bu korona epidemisinden önce başlamıştık. 3 tane de yaptık. 4.'den itibaren yapamadık. Çağdaş müzik ve çağdaş sanat üzerine seminerler düzenliyordum. Ve buna bestecileri davet ediyorduk. Çok önemli bir bestecimiz Ataç Sezer. 40 yaşının altındadır. Münih'te yaşar. Almanya'nın verebileceği bütün ödülleri, önemli ödülleri hatta Prize de Schallplatten kritik. Öyle kolay kolay verilecek bir şey değil. Çıkartılan kayıtlar bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Geçen günde Dresden'den ve Leipzig'den yayın yapan bir radyo dinliyordum. Orada anlattılar. Yani nasıl bir ön seçme prosedürü var anlatamam size. Böyle geliyor yüzlerce eser. İniyor. En sonunda bir 4-5 tanenin içinden veriyorlar nihayet birine bir ödül. Kayda değer bulmazlarsa o sene ödül de yok. Ataç bugün önemli akademilere kabul edildi falan. Tabii ki ondan iyi bir adres olamazdı. Benim modern demeyelim, çağdaş müzik üzerine bilgim asla öyle bir besteci kardeşimin bilgisine erişemez. Onunla beraber yapıyorduk bunları ve biz istedik ki görsel sanatlar, plastik sanatlar da buna katılsın. Ve çok başarılı bir think tank havası yaratabildik. Hiçbir şekilde verilmiş konu yoktu veya konuşma hazırlamasını kimseden istemedik. Orada tecelli eden fikirler etrafında valla yaylım ateş, harikulade güzel şeyler oldu. Ve onun sonucunda yine çok değerli dostum Melih Fereli Arter'in kapılarını açtı bize. Ama bu sezon tabii olamayacak. Önümüzdeki sezona inşallah ki Ataç Münih'te bütün hazırlıkları yaptı, sponsorları da buldu. Gereken şeyi de kanuni prosedürü de yerine getirdi. Bir çağdaş müzik festivali başlatacağız. Melih Fereli sağ olsun bütün Arter salonlarını en başta çok rahmetle, sevgiyle andığım Sevgi Gönül onun adına açılmış salonu verdi bize. Yani
Güzel gelişmeler var bu konularda. Onu demek istiyorum. Gençlik Orkestrası Cem Mansur her konseri için bir bestecimizi görevlendiriyor. Son dinlediğim konserde hakikaten polüsyondan ölmekte olan, belki koronanın bize getirdiği tek yarar, yeniden temiz havaya kavuştuk. Son nefeslerini tüketmekte olan bir dünyanın nefes alıp vermesi üzerine bestelenmiş çok ilginç bir eserdi. O bağlamda daha önce orkestraya Berlin'de Konserthaus'ta verilen konser dizisinde, ki buna aşağı yukarı 10-12 ülkenin gençlik orkestrası katılmıştı. Birincilik ödülünü getirdi Mehmet Tanman'ın Trafik ödülüyle. Yani ve gene eğitimin bir parçası olarak söylüyorum. Cem her zaman oraya dünya çapında solistleri davet ediyor. Shlomo Mintz, ondan sonra Murray Peraya. Bu insanlarla da dostluğumu Cem'e borçluyum tabii ki. Tel Aviv'e senfoni orkestralarının, yani İsrail Senfoni Orkestrası'nın 80. yılı için gittiğimizde oradaki bazı dünya çapında müzikçilerin nasıl ben gidip de böyle nasılsın, ne güzel seni görmek falan diye kucaklaşmamız falan, millet nereden çıktı bu adam diye anlatıyor. Orada da bize çok değer veren ve programımızı çok özelleştiren eski İsrail İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Zalide Toledo, İsrail'deki Türk Komünitesi'nin başkanıdır. Onun da yol açması çok şey görmemizi sağladı. Yani biz oraya normal dinleyiciler olarak biletlerimizi aldık gittik. Bir baktık her aktivitenin içindeyiz. Akşam yemeklerindeyiz orkestrayla veya solistlerle beraber. Bunlar çok güzel şeyler yaşadığınız zaman. Yani sıra dışı müzik seyahatleri yapmaya çalışıyorum. Oraya da geleceğiz muhakkak. Müzik avcısı dediğim zaman bunlar da geliyor işin içine. Yani benimle gelen dostlarım bu insanlarla da tanışıyorlar. En azından bir ellerini sıkıla bir sorularını soruyorlar ve cevaplarını alıyorlar. Hakikaten bu da çok hoş hatıralar olarak kalıyor. Evet. Şimdi söz Türk bestecilerinden açılmışken biz Filarmoni Derneği olarak da zorlandığımız bir konu var. Biraz sesi kısma imkanınız var mı? Tabii. Tamamıyla kısık aslında. Yok, tamamıyla kısmayın çünkü ses gitmez. Hani biraz daha kısarsanız. Çok az bıraktım. Şimdi iyi midir şöyle? Daha iyi olur. Peki. Şimdi kusura bakmayın. Deneyimsiz bir adam olarak bu konuda. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi biz Filarmoni Derneği olarak zorlandığımız bir konu var. Şimdi programları özellikle Türk bestecileriyle yapmaya çalışıyoruz. Ancak iki konu karşımıza çıkıyor. Bir, telif sorunları var ki telif hakları birçok bestecinin yurt dışında şu anda Türk bestecilerinin. İkincisi, anlıyorum. Yerli Türk bestecilerini repertuara aldığımız zaman bu sefer seyirci sanki biraz soğuk bakıyor gibi. Bu soruları nasıl aşacağız? Bunu, çok haklısınız. Bizim bu seminerlerimiz de zaten o fikirden çıktı. Yani çağdaş müziği daha yaygın hale nasıl getirebiliriz? Buna bazı önemli orkestral kuruluşların muhakkak yer verip, hani demiyorum bir sezon içindeki her konserlerinde mutlaka bir böyle eser yapsınlar, ama iki tane konserlerinde, üç konserlerinde yer verebilirler. Nasıl diyeyim? Sadece devlet senfoni orkestraları değil, özel orkestralarımızın da buna biraz özen göstermeleri gerekir. Telif hakları konusunda besteciler de bir yerden geçinmek mecburiyetindeler. Atilla Bey, ona ne söylememi istersiniz bilmiyorum ki. Ve birçoğu hakları çok daha iyi korunacağı için yurt dışındaki telif hakları koruyucusu kuruluşları seçiyorlar. Bir kısmı zaten onlar tarafından keşfediliyor ve yurt dışında nota basımları gerçekleşiyor. Yani
Türk seyircisinin tabii ay onu mu dinleyeceğiz yapması yanlış. Benim dostlarım arasında önemli bir kitle. Hep aynı şeyleri dinlemekten bilmem kaçıncı defa orta klas bir Beethoven senfonisi dinlemekten sıkıldık diyenler de var. Çünkü orta klas içinde müzisyenler yetkin değil, haşa demeyeceğim. Ellerindeki çalgılar bir yere kadar gidiyor. Bugün kemanınız ne kadar iyi kaliteyse, mesela o konuda Borusan'a şapka çıkarırım. Bir de kendi içlerinde çok kıymetli müzisyenlerle, hepsi de gurur duyarım, arkadaşlarım, dostlarım. Onlarla İtalyanların en önemli aletleriyle, amatileri de var, guarnerileri de var, her şeyleri var yaylılarda. Ondan sonra gittikleri yerde Allah ayakta alkışlanıyorlar. Tabii hakkını da verebildikleri için tabii bu aletlerin, yani yoksa Rolls Royce'a ehliyetsiz birini koyun, duvara bindirsin yani. Söylemek istediğim daha modern şeyleri dinleyemiyorum. Berlin Filarmoni'nin konserlerini izliyorum. Digital Concert Hall diye programları var. Gitmeden de izleme imkanı var. Hele bu son pandemide pardon, o kadar çok modern müziğe önem verip o kadar çok hem kendi içlerinden mesela Jörg Wiedemann gibi o kadar çok besteciye şans tanıyıp ortaya çıkarıyorlar ki zaten birçok orkestranın Composer in Residence diye bir şeysi var. Bunun mucitlerinden bir tanesi belki New York Filarmoni demek istiyorum. Oradan da zamanında çok çok kıymetli bir besteciyi tanıdım. Aramızda değil artık. Dresden'e yaptığım ilk seyahatte müthiş bir eseri çalınıyordu, Prosperous Rooms diye. Yani modern, çağdaş müzikten kaçmamak lazım. Ben bakın size çok ilginç bir şey söyleyeceğim seyahatlarımdan. En çok ilgi duyulan konserler benim sizlere bugün çok kötü işkencem var diyerekten lanse ettiğim modern müzik konserleri ilgi çekti. İlk Dresden'de Magnus Lindberg, 3 tane piyano var sahnede, New York Filarmoni var olduğu gibi. Salonun her tarafında nefesli sazlar var. Beyazlar içinde adamlar koşturuyor. Yapılan yer sürreal bir yer. Volkswagen'ın her tarafı cam olan bir fabrikası var. Bunun bir kulesi var. Siz bir taraftan arabaların yapıldığını görüyorsunuz. O arabalar o kuleye tırmanıyor. Siz o kulenin altında oturuyorsunuz. Orkestra orada. Yani hem görsel hem işitsel bir muhteşemlik. Boulez'in 80. yıl doğum günü için Pierre Boulez'in Berlin'e yaptığım seyahatte ne yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü çok zor seryalizm dinlemek. Hele eksperimental da bir parça vardı. Emmanuel Paul bugün Berlin Filarmoni'nin de medarı iftiharı, flütçü. O yanında iki ayrı yine Berlin Filarmoni'nin şeyiyle, flütçüsüyle birlikte. Bunlar gelişi güzel, yani ya verilmiş tabii ama gelişi güzel bir şekilde. Çünkü modern müziğin notaları hiç okunacak gibi değil. Şifre gibi şeyler. Onlar bir şeyler çalıyorlar. Bu bizim de tesadüfen oturduğumuz yerin hemen arkasındaydı. Bilgisayarlar ve kompüterler ve şeyler. Oraya gidiyor ses. Onun içinden bir random proses, yani tesadüfi bir süzgeçten geçiyor. Sahneye geri geliyor. Arkada da birkaç yaylı, yani 7-8 kişi. Oradan gelen müziklere göre herkes absolut kulak bir şeyler çalıyor. Yani sonra şey çok ilginçti. Birinci yarıda bu flüt deneyiminden sonra Barenboim, Boulez'in ve çok yakın arkadaşlar ikisi. Benim onlarla tanışmam da çok hoştur Viyana'da. Çok eski. Boulez
Barenboim yönetiyor ve Boulez'in Notasyon diye bir eseri vardır. 8-10 tane piyano parçası, onlardan 5 tanesini orkestraya uyarlamış. Ama ikinci yarı çok ilginçti çünkü Daniel Barenboim bu notasyonları piyanoda tek başına çaldı. Şimdi hem şef hem piyanist olunca muazzam bir şey tabii bu. Şeyle tanışma hikayesinde gelince hakikaten hoş, benim çok sevdiğim, gurur duyduğum hikayelerimden. Viyana'dayız. O müthiş konser salonunda çok son dakikada yalvar yakar bilet buldum. Emre ile gittik. Barenboim Schönberg konçerto çalıyor. Boulez yönetiyor. Arada o zamanlar Avusturya konsolosuyum. Kartlarım görülecek bir şey. Avusturya kartalları üstünde armalar bilmem neler. Arkaya şeyi yolladım. Kapıda bir görevli durur. Giremezsiniz sanatçıların bölümüne. Öyle kolay kolay dışarıda. O da yazık bana sorarsanız. Çünkü sanatçılar hakikaten tebrik edilmeyi bir konser sonrasında çok yorgun değillerse küçük bir ayaküstü sohbeti çok seviyorlar. Benim bugüne kadar gözlemlediğim. Neyse kartımı yolladım. Kabul ederlerse dedim çok kıymetli genç bir Türk piyanistiyle gelmek istiyorum. Gittik. Boulez'le Fransızca konuşuyorum. Şeyle Barenboim'da Almanca ile İtalyanca karışık konuşuyorum. Ondan sonra siz dediler nereden, işte sizin sorduğunuz gibi müzik. Bir iki bir şey söyledim sadece. Boulez o kadar hoş bir şey söyledi ki bana. Bu genç adamın yaşındayken benim sizin gibi menajerim olsaydı dedi. Aman dedim söylemeyin. Kariyeriniz ortada. Ne güzel bir adı. Peki buradan eğer isterseniz şu konuya dönelim. Bizim Türk bestecileri konusuna tekrar dönmek evet. istiyorum. Siz bestecilerimizi dünya klasmanında nerede görüyorsunuz? İkinci sorum. Ben tabii onların yeterince... Ömer Bey, bir müsaade edersiniz. Sorumu bitireyim. Buyur. Sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor. Çok güzel geliyor. Ha, biraz metalik müsaade, geliyor ama geliyor. Ha, müsaade edin. Bir sorumu bitireyim. Affedersiniz. Bestecilerimiz dünya klasmanını sormuştum. İkincisi de günümüzde Türkiye'sinde evrensel eserler çıkarma konusundaki üretimimiz nasıl? Bu konuda müzik dünyamızı konusunu neler diyeceksiniz? Düşünceleriniz nedir? Çok yetkin değilim aslında o konularda konuşabilmeye ama yani takip etmediğimden değil ama şimdi bizde çok küçük, çok güzel çalgı toplulukları kuruluyor. Özellikle çağdaş müziği icra etmek için. Burada ve çok kıymetli müzisyenlerimiz yapıyor bunu. Fakat maalesef bestecilerimizi isterseniz bir devlet politikamız yok veya bir özel orkestraların buna dair bir politikası yok. Hatta eğer çok kötü eleştiri olarak kabul etmezlerse İstanbul Kültür Sanat Festivali gibi bir muhteşem organizasyon, İzmir Festivali gibi bir muhteşem organizasyon veriyorlar, tabii ki sipariş veriyorlar bizim bestecilerimize. Eserlerini de çok güzel bir şekilde çaldırmanın, hatta beynelmilel orkestralara çaldırmanın yolunu buluyorlar ama o bir defa çalınmakta kalıyor. Onu takip edip daha fazla çaldırabilmek için bir mesai sarf etmek lazım ama bunu kimin yapabileceği konusunda dediğim gibi ben yetkin değilim, bilgim yeterli olmadığı için. Ama maalesef demek zorundayım ki biraz lokal kalıyoruz. Biraz sesimiz yeterince şeye çıkmıyor. Enternasyonal arenaya çıkmıyor. Evet. Peki bu konuda neler yapılması lazım? Örneğin siz Kültür Bakanı olsanız eserlerin... Ben Kültür Bakanı olsam zaten sırf buna çalışırım. Yani sadece buna değil ama bütün Türkiye'de yapılan bütün sanat faaliyetlerinin yurt dışında yeterince tanınıp yeterince yer almasını sağlarım. Ve sadece bakın bizim devlet politikamız bugün diyor ki
bizim kültürümüz değil. Bize ne klasik Batı müziğinden, bize ne şey. Peki ben başka bir soru sorayım. Türkiye'nin kültürü belli. Ne zaman geldik biz Orta Asya'dan Anadolu'ya? O tarihten bugüne, değil mi? Peki Çin kaç senedir var? Japonya kaç senedir var? Peki bu adamlar da dünyanın sayılı orkestraları arasında, Çin dahil, orkestralar var. Batı müziği yapılıyor. Onların kültüründen ne alakası var 5000 senelik, 4000 senelik kültürlerle? Hiç öyle demiyorlar. Çin'den 50 milyon tane piyanist geliyor. 50 milyon piyanist. Bunlar 20 yaşın altında. Evet. Ne muazzam yetiştiriliyorlar. 5 çocuk birden ranzalarda, minnacık bir odada tek bir piyano var. Ve birisi çalışırken ötekiler kulaklıkları takıyorlar ve uykularını almaya çalışıyorlar. Yani bunların dokümanter filmlerde gördüğüm için anlatıyorum. Şimdi böyle bir politika mı uygularsanız her yerde tanınırsınız. Yoksa şeyde, Zürih'te gene çok güzel bir seyahat grubum vardı. Bir bale oynanıyor. Çinli bir bestecinin yaptığı müzik. Sahneye koyan da Çinli. Zürih'teyiz. Yani bunları oralara yaptırabilmek için insanlar keşfedilmeyi beklemiyorlar. Bir yerlerde önünüze tabletlerde sürüyorlar bunları ki değerlendirilsin. Bizde maalesef öyle bir olay yok. Yani Borusan'ın mesela kayıtlarında, şimdi Ahmet beni affetsin, bilgisizliğime versin ne olur. Yeterince bizi takip etmemişsin desin. Ama ben önemli bir Türk, genç bestecilerimizden birinin bir eserini bilmiyorum kaydedildiğini. Çok ses getiren Onyx firmasından çıkma kayıtları var. Ama bir Türk bestecisine yer yok. Şimdi Onyx firmasından bir Türk orkestrası bir kayıt yaparsa bunun alıcısı muhakkak oluyor. Çünkü adam karıştırırken eserleri ah diye görüyor onu. Mesela oraya seçilen eserler de çok önemli eserler, çok hoş eserlerdi. Yani çok akıllıca seçilmiş eserlerdi ama yani bunun devamında en azından böyle bir şey gelebilirdi. Diğer bir orkestramız var. Kurucularıyla tanışmayı çok arzu ediyorum. Çünkü o hanımefendinin babası bizim meşhur devrim arabalarını yapan beyefendi. Ve inanılmaz bir hayat savaşı verdikten sonra gelmişler, geldiklerinde Gedik Orkestrası'ndan bahsediyorum. Şu anda bildiğim kadar modern müziğe içlerinde genç bestecilere en çok yer veren özel orkestra bu. Ama yani onlar da çok böyle uzun ömürlü gibi durmayan orkestralar. Çünkü böyle bir full kadroları var mı yok mu? Tam da bu noktaya gelmek istiyordum Muammer Bey. Şimdi 7 ya da 8 orkestramız var. Yani filarmoni orkestraları adıyla faaliyet gösteren. Evet. Fakat kadrosu olan sınırlı sayıda orkestra var. İstanbul'da işte 2 orkestramız var. Devlet Senfoni ve Opera'nın orkestrası var. Çok doğru. Şimdi bir de operanın içinden çıkma, kendi kendilerini yöneten özel diyelim barok orkestrası var mesela. Müthiş kayıtlarını falan da dinledim. Çok yakın arkadaşım Hakan Isız yapıyor onların kayıtlarını. Yani bunlar çok sevindirici ama dediğiniz gibi. Bu konuda benim şöyle bir görüşüm var. Yani kadrolu işte kadrosuz orkestralar yerine tüm özel sektörün bir araya gelip belediyelerin de destek verdiği, sivil toplum kuruluşlarının da işte pazarlama çalışmalarında, tanıtım çalışmalarında yer aldığı bir kadrolu orkestra kurulması konusundaki düşünceniz nedir acaba? Atilla Bey, doğru sözün altına ancak imza atabilirim, o kadar. Başka bir şey söyleyemem. Çok, o kadar güzel topladınız ki yani bütün olması gereken şartları bir cümleye o kadar güzel sığdırdınız ki söyleyecek bir şey kalmadı. Hakikaten bunu böyle yapmak lazım. Yani birincisi özel orkestralarımızın mümkünse kadro, genellikle hep aynı insanlar geliyor ama bu insanlar, bakın onların zayıf noktaları nedir biliyor musunuz? Sadece bir hafta var ellerinde konserden önce.
orada deliler gibi sabahtan akşama provalar yapılıyor. Müzikçilerin canı çıkıyor. Yani artık hayatlarından bezecek duruma geliyorlar. Fakat konserde tabii herkes elinden gelenin en iyisini yaptığını, o kadar uğraştığına değdiğini göstermek için ve hakikaten bizim müzikçilerimizin dinleyicilerine saygısı müthiştir. Ortaya çok güzel icralar çıkıyor ama şimdi kadronuz olsa, devamlı hep aynı insanlar çalıyor olsa, bir de rahleler arasında iletişim çok daha iyi olacak. Yani iyi duymasa bile salonun akustiğinden, salon değişti diyelim, başka bir salonda yapıyorlar. Salonun akustiğinden veya prova yerinin akustiğiyle salon yerinin akustiği uyuşmadığından rahleler arasındaki iletişim kopuk olabiliyor. Çünkü yanınızda bir gün Ali oturuyor, ertesi günü de Ahmet oturuyor. Yani onların zayıf noktaları bunlar. Tabii her şeyde bir miktar paraya bakıyor maalesef. Orkestra sahibi olmak kolay değil. Yeri gelmişken söyleyeyim, Akbank o da orkestrasını kapattı. Ve bana göre korkunç bir prestij kaybı yaşıyor. Yani siz yurt dışında iş yaptığınız insanlara benim orkestram var diye göğsünüzü gere gere söylerseniz farklı bir imaj yaratırsınız diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru. Peki siz dünyanın birçok orkestrasını bizzat canlı sahnede izleme, dinleme fırsatı buldunuz. Dünyadaki orkestralarla Türkiye'deki orkestralarımızın durumu nedir sizce? Yani nasıl bir haz veriyor? Hazlar fark ediyor mu? Atilla Bey, çok ilginç bir soru bu. İki türlü de diyebilirim. Yani bazen tabii zayıf geldikleri noktalar olabiliyor. Orkestraların en hassas noktaları kornolardır mesela. Kornolarda çok sık patlama yaşayabilirsiniz ama bu dünyanın en iyi orkestrasındaki en iyi kornocuya da olabilir. Ama sesten irkilir, yerinizde zıplarsınız yani. Ama Adnan Saygun, İzmir'de Adnan Saygun Salonu ilk açıldığı zaman İzmir Devlet Orkestrası'nın orada verdiği konser, yani o salonun akustiği fevkaladeyken aynı zevki aldık. Aynı, şimdi kulaklarımıza inanamadık. O daha evvel dinlediğimiz sazlar sanki bir üst seviyeye taşınmıştı. Yani salon akustiği gerçekten çok ama çok önemli. Türkiye sadece İzmir Devlet Orkestrası değil, bir ara benim için en iyi orkestralardan biriydi ama Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bilhassa Çağatay Akyol'un yönetimindeyken artçımız. İstanbul bugün de gayet iyiler çünkü Bülent Evcil başka türlü daha internasyonal yaklaşıyor. Ay, kedimiz var galiba. Evet, yayına dalmayı istedi ama. Ne güzel, ne güzel. Sabotaj yapacaktı. Yani internasyonal kıymette büyük sanatçılarımız var. Bugün Bülent gibi eğitimini dışarıda almış, dalının en önemli adamıyla Sir James Galway ile çalışmış bir flütçünün tabii ki orkestranın idaresine yaklaşımı, yani biz dışarıdan izleyenlerin gözünde içeride ne olup bitiyor onu ben bilmem. Ama dışarıdan gördüğümüz hemen yükseldikleri, Cem Mansur yönettiğinden beri Cemal Reşitrey Orkestrası, ay onun konserine gidilir mi derken koştura koştura gittiğimiz sezon başında, koştura koştura gittiğimiz bir yer oldu. Ve şöyle söyleyeyim, Cem'i çok severiz. Müritleri vardır aramızda. Ama valla Cemal Reşitrey Orkestrası'nı dinlemeye ben Cem'in hatırına gitmedim. Açık söyleyeyim. Orkestra için gittim. Evet. Tabii buradan Cem Bey'e de selam olsun. Çünkü hakikaten çok eskiden Cemal Reşitrey konser salonuna yanından bile geçmiyorduk yıllardır. Evet. Evet, ama şimdi öyle bir sanat yönetmenleri var ki inanılmaz. Tabii yani yaptığı bütün işler ortada. Yani Arvo Pärt gibi bir bestecinin
bütün yazacağım eserleri sen yöneteceksin dediği bir insandan bahsediyoruz ve hakikaten de bu gerçekleşti yani. Yani şöyle söyleyeyim, internasyonel arenada kendini kabul ettirmiş Hakan Şensoy. Bir gün Meksika'dadır, bir gün İtalya'dadır. Yolu açık olsun, inşallah yine başlasın seferler. Ama yani İtalya'da Scala'yı yönetmiş kaç tane başka orkestra şefimiz var? Yani kendilerini internasyonale adapte etmiş çok müzikçimiz var, çok kıymetli insanlarımız var. Solistlerimiz var, Gülsin Onay hanımefendi. Arkasından koşsanız yetişemezsiniz. Ve bir enerji, bir enerji. Her türlü şekilde büyülüyor. Yani internasyonal arenada esasında kötü değiliz ama bestecilerimizi tanıtmayı bilmiyoruz. Parasızlıktan orkestralarımıza doğru düz turne yaptıramıyoruz. Bakın geçen sene İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Çin'e gitti. Ve müthiş bir turneyle, müthiş hatıralarla ve müthiş tecrübelerle geri döndüler. Bu arada söylemem lazım, biraz evvel konuşurken, yani Çin'in çok mu kültüründe batı müziği diye, Şanghay'da bugün dünyanın en büyük konser salonu var. 3500 kişilik bir konser salonundan bahsediyorum. Yani demiyorum bizde olsun ama Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen yarattıkları ortada. Adamın açtığı 3 salonlu konser binası. Yani var yapanlarımız, var. Onları da söylemek lazım. Kesinlikle var. Ve bizde bir şey olmuyor dememek lazım yani. Kapsamlı bir politika gerekiyor. Yani kesinlikle çok... haklısınız ve biraz evvel işaret ettiğiniz Kültür Bakanı olsaydınız ne olurdu? İşte biraz okumuş, biraz bilgisi olan, biraz müziğe, sanata, edebiyata, şiire kendini hasretmiş bir insan olursa bir Kültür Bakanı, ah ne güzel olur. Hem Doğu'yu özümsemiş, çünkü Türkiye bir köprü. Türkiye'de Doğu ile Batı bir araya geliyor. Meşhur kelimedir. Ex oriente lux, ışık doğudan doğar. Biz elimizdeki o hazineyi de korumamız lazım. Ama şeyi de korumamız lazım. Bugün Mısır, yani sert mi olacak cümle bilmiyorum ama aklıma geldiği gibi söyleyeceğim. Dini abideleriyle değil, eski Mısır abideleriyle turizmden para kazanıyor. Bizim de elimizde inanılmaz bir İonya kültürü var. İnanılmaz ama bir Doğu kültürü de var. Yani ben Yasemin Pirinçoğlu sayesinde Mardin'e ilk gittiğim zaman öylesine etkilendim ki ertesi sene dar attım kendimi oraya. Tabii çok şansım yaver gitti. Müthiş bir insanla da tanıştım. Mesut Alp diye. O zamanlar Arkeoloji Müzesi'nin ikinci müdürüydü. Ve bir akşam, galiba kapanış akşamı Nehruzoğlu konağında müzikli bir şölen vardı. Kapanma, Mardin Bienali'nin çok güzel geçip kapanması şerefine. Mesut orada bir halk şarkısını oynadı. Ben kimdir bu adam diye merakımdan gittim. Ve nasıl bir kıymetle karşılaştım anlatamam. O sayede Mardin'i, Dara'yı, Nusaybin'i, Midyat'ı, yani böyle karış karış gezdim. Şimdi oralarda gördüğünüz kültür de müthiş. Onu da anlatmak isterim hakikaten. Mesut'tan rica ettim ben. Dedim ki ben su katılmamış müzik dinlemek istiyorum. Çünkü bağlamalara o elektriği bağlıyorlar. Ondan sonra arkasından feci bir sesler çıkıyor. Muammer Bey, bu arada Instagram yayını durdu. Evet. Evet, çünkü bir saati aştık. Ondan sonra. Evet, ben tekrardan bağladım. Siz de katılırsanız son... Nasıl yapmam gerekiyor? Aha, tamam, gördüm. Atarız. Gördüm. Evet. Oldu galiba, değil mi? Hayır, daha değil. Evet, tamam. Şimdi birazdan olacak. İsterseniz şöyle toparlayalım. Bir saati de... Ondan... Şimdi Go Live with Hayal tadında diyor, ona bastım. Oluyor mu acaba? Tamam. Galiba connecting dedi. Tamam, geldik. Evet, evet. Şimdi şöyle, tabii konular çok geniş, çok toparlayacağım, kapsamlı. Hemen toparlayacağım. Bu hikaye ne olur bırakın anlatayım, çünkü çok çok ilginç. Beni gayet fakir bir köye götürdü. Son derece fakir insanların yaşadığı ve bunlar Anadolu'ya, Hindistan'dan göç etmiş ve bugün
Çingene halklarının arasında Domlar adıyla anılan bir grup. Bir eve gittik, oturduk toplu halde. Evin bir dengbejler onlar, bir şair geldi, saz şairi. Ama rebap çalıyor elinde ve o rebap ona dedesinden, büyük dedesinden kalmış. Belki 150, belki 200 senelik Fırat'tan avlanan yayın balıklarının derisinden yapılmış bir alet çalıyor. O tamam, bu adam bununla büyüdü. Peki bir çocuk da dediler ki, bir abi bu arkadaşı da bir dinler misin? Belki onun için bir şeyler yapabilirsin. Aa, memnuniyetle dedim. Bir keman. Nereden çıktı bu keman dedim. Çöpten buldu abi dediler. Allah Allah dedim ben. Bir dal kesmiş bahçedeki ağaçtan. Ucuna da bir atları var. Zaten bütün hayvan o. Bir iki de koyun var. Atın kuyruğundan yolduğu kıllarla, onu nereden biliyor? Arşenin kılı hakikaten at kılından yapılır çünkü. At kuyruğunun kılından yapılır. Onu da gelmiş üstüne. Dizinin üstüne kemençe gibi koymuş. Bir çalıyor, akıl fikir almaz. Ondan sonra aklım gitti yerinden, yani nasıl olabilir bu diye. Neyse, Mardin Biennale o çocuğu değerlendiriyor tabii. Maalesef ben Cihat'a danıştım bu konuda. Muammercim dedi, tutuşu değişmiş. Yaşı dedi 15 diyorsun, 16 diyorsun. Yapılabilecek bir şey kalmadı. Çünkü keman eğitimi çok zor bir eğitim dedi. Haklı. Yani özgün bir müzik orada da var. Ve biz aslında klasik batı müziği besteleyen arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. O aletleri de değerlendirerek, belki o melodileri kendi eserlerine katarak. Çünkü aletler, batı müziği aletleri yanında, yani barok tarzı, bağırsak, yay şey de kullansanız, tel de kullansanız, gene de çok sönük kalırlar. Onlara mikrofon koymak lazım. Denge bozuluyor, sunileşiyor falan filan. Ama melodilerini takip edip belki uyarlayabilirler. Evet. Çok haklısınız. Yani Doğu ve Mezopotamya kültürü hakikaten zaten insanlığı... İnanılmaz. Atilla Bey, siz oraları gezdiriyorsunuz. Bilmez misiniz? Tabii. Ortaya çıktığı yer. Şimdi biz İstanbul özüne dönmek için şöyle bir soruyla söyleşimizi toparlamanın zamanı da geldi. İstanbul Buyurun. Flarmoni Derneği. Ben ona değinmek istiyorum. Evet. Bizim derneğimiz... Annenin kurucu üye olduğu dernekten bahsediyorsunuz. Evet, tabii her yerde anlatıyoruz derneğimizi. Önemsediğimiz. O, tabii muhteşem. Şimdi başında çok değerli dostum, çok kıymetli violonselcim Alp Altıner var. Daha önce Cihat uğraştı onu çok ileri götürmeye. Cihat'tan önceki müdürleri maalesef orayı biraz... Yani şimdi kimsenin arkasından da kötü kişi olmak istemiyorum ama kendi çiftliği gibi yönetmeye kalkınca orası çok değer kaybetti. Şimdi dediğiniz gibi İstanbulluların ve siz onlar için çok şey yapıyorsunuz Atilla Bey. Biletlerini satıyorsunuz, reklamlarını yapıyorsunuz. Bunun tabii İstanbulluların biraz daha fazla böyle el ele vermeleri ve hatta İstanbul'un önemli simalarının buraya el atmaları gerekir. Çünkü bu kadar güzel bir tradisyon, Cemal Reştrey gibi bir insanın kurduğu bir kuruluş öksüz bırakılmamalı. Kesinlikle haklısınız. Evet, o zaman herkesin katkısını bekliyoruz. Bütün eğer dinleyen dostlarımdan buna sıcak bakanlar varsa ne olur taşın elin altına ellerini koysunlar diye buradan bir kere daha rica edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü orası çok kıymetli bir yer. Gerçekten çok kıymetli bir yer. Bu sene de 75. kuruluş yıl dönümümüz derneğimiz. Maşallah. Derneğimiz. Maşallah. O güzel bir... kuruluş kimleri getirmedi? Paderewski geldi buraya. İdil Biret'in hocası Kempf geldi. Yani getirmedikleri insan yok. İstanbul'a dinletmeyi, bazıları ev konserleriydi. O kurucu üyelerden bir tanesi Afif Tektaş, Garanti Bankası'nın umum müdürüydü Türkiye'de. Fakat aynı zamanda Fransızların medarı iftihar markaları Gavo ve Erard piyanolarının da Türkiye distribütörüydü. O zamanlar inanılmaz sıklıkla, yani 60'lı yıllara kadar, 50-60'lı yıllar, belki biraz fazla sonrası da inanılmaz satılıyordu. Ve geçenlerde
şeyi takip ediyorum. Her cumartesi pazar Chopin'in doğduğu evden konser yayını var. Saat 1'de bizim saatimizle, öğlen 1'de. Cumartesi günleri eski piyanolarda, Chopin'in zamanının piyanolarında en son bir 1838 yılından kalma Erard dinledik. Pazar günleri de modern piyanolarda Steinway üzerinde Steinway üzerinde çaldıkları zaman Chopin görgüsüz kadına benziyor. Eğer bir gün evvel eski piyanoyu dinlediyseniz. Evet. Derneğimizin zannediyorum sizin ailenizden de kurucular vardı değil mi? Öyle var. Anneannem Recihe İlmen kurucularındandı. Onlar bakın mesela bir de onu söylemeliyim. Çok değerli genç sanatçılarımıza da yardım ettiler. Yani harika çocuk kanunundan yararlanamayan mesela Vedat Kosal, Allah rahmet eylesin. Onu 19 sene evvel beyin kanserinden kaybettik. Hem çok değerli bir piyanisti ama belki Türkiye'nin gerçek anlamda en önemli müzikologlarından biriydi. İnanılmaz şeyleri var. Bugün Yıldız Üniversitesi'nde kütüphanesi de, piyanoları da, Dolmabahçe Sarayı'nda bir piyanosu var. Onun da tesadüfen dün ölüm yıl dönümüydü. İşte böylece almış olduk. Evren evet. Büyükburt çok güzel bir resital verecekti onun için. Artık seneye inşallah. Hep beraber. Muammer Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Bilgilendik, yararlandık. Eksik olmayın. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen. Ya gerçekten size samimiyetle bütün kalbimde bu fırsat için teşekkür ederim. Benim için çok keyifli oldu. Bütün katılanlara da, beni dinlemeye zahmetine katlananlara da candan teşekkür ediyorum. Başka söyleyeceğim bir şey. Estağfurullah. Yandaki chatten de sohbetin ne kadar güzel olduğu konusunda yorumları okuyabilirsiniz. Çok teşekkürler. Zevkle. Çok sağ olun. Değer kattınız. Sağ olun. Var olun. Estağfurullah. İyilikle. Değerli dostlar, değerli takipçilerimiz, Antonio Turizm'in, Antonio Flarmoni sohbetlerinin değerli dostları. Flarmoni sohbetleri sonbaharda devam edecek. Ancak bu pazar son bir Antonio'yla online sohbetimiz olacak. Atlas dergisinin kurucusu Özcan Yüksek'le sohbetimiz devam edecek. Ve bu şekilde sezonun sonbahara kadar ara vereceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu Mart ayından beri sürdürdüğümüz bu yayınları yavaş yavaş kapatıyoruz. Pandemiden de sonra normal bir hayata geçiyoruz. Umuyoruz ki artık pandemiyi geride bırakacağız ve yepyeni bir döneme ayak basacağız, yaşamaya başlayacağız. Son olarak Hayal Tadında benim şahsi Instagram sayfam, takip etmenizi rica edeceğim eğer uygun görüyorsanız. Herkese buradan selamlar, saygılar, sevgiler.